Peki borsada kazandıklarımızı 2 günde verdik, eksiye geçtik. Borsa 3-4 gün %10 düşse yatırımcı olarak satmayı düşünmezdim. Ancak belli ki hafif yukarı yatay ve sonra sert satışlar devam edecek gibi görünüyor. Ne der Mert abi diyor. Şimdi bir öne doğru gelelim. Evet, hadi bakalım. Birincisi şunu söyleyeyim. Bunu yani hele zaten herkes gergin, herkes sinirli. Bir de kimsenin parası için kimseyi eleştirecek, suçlayacak halim yok. Evet. Ama burada defalarca burada info yatırımdaki hesaplarda, sosyal medyada, Mine ile yaptığımız info yatırım hesaplarında hep şunu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar ne olur risklerin kontrolü, ne olur az kredi kullanımı. Hele piyasaya yeni gelen yaklaşık 1 milyon aşkın sayıdaki şeye yatırımcıya. Bak burası sürekli gül bahçesi değil. Burada bir gün elinize ayağınıza diken de batacak. Ne olur şey yapın, dikkatli olun diye. Maalesef sesimizi pek duyan olmadı. Ha şimdi insanlar diyecek ki yahu bunu mu biliyordun, bunu mu bekliyordun da böyle uyardın? Elbette 2 gün boyunca bu kadar derin bir satış yemesini beklemek çok şey değil. Gerçekçi değil ama korkum şu ki çok da yanıldığımı tahmin etmiyorum açıkçası. Evet. O yeni gelen 1 milyon yatırımcıyı da önemli bir kısmını Küçükgünler Kulübü'ne galiba üye yaptık. İşte 1600'lerden yanlış hatırlamıyorsam 1580'lerden başlayan endeks yani oralarda seyreden endeks işte bugünkü kapanışı 1377 puan. Yani bazı hisse senetleri bugün dipten bir dönüş sinyali gösterdi. Ama bankalarda hala çok ciddi satışlar var. Yani borsada çok şey bir ifade vardı. Çok kullandığımız ve güldüğümüz. Ya dönüp dönüp verdiler yani. Gelene geçene kim geldiyse mal almaya buyur kardeşim. Böyle hani kamyonla mal döktüler milletin üstüne. Dolayısıyla o bankadaki satış bitmeden burası soluklanmaz. Ha buradan alım gelir. Gün içinde de defalarca alım satım fırsatı bıraktı. Risk alabilecek insanlara. Ama bugünkü ikinci sat pardon bugünkü satışın ilk nedeni Evet. yani 1250'ye kayıyor 1256'ya kayıyor piyasa o dakikalarda. Dünden gelen o kredili pozisyonların teminat tamamlamaları, margin call'lar, kredi kapatma, onların düğmeye basılması işte 1256 kapandı, sonra tekrar tepti. 1377 kapanış. Ama düşüncem şu. Borsa üzerinde söylemiyorum ama çok ciddi bir yabancı yatırımcı güven kaybı var. Ve bunu bir daha nasıl tesis edebiliriz gerçekten bilmiyorum. Kimse de bana şey yapmasın. Bu ülkenin yabancı yatırıma ve yabancı yatırımcıya da ihtiyacı var. Tabii ki var. İşte kabine açıklanacak deniyor. Sayın Cumhurbaşkanı reform paketi açıklanacak diyor. Ben bunların hiçbirinin o kaybolan güveni yerine getirmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o kristal vazo onlar açısından kırıldı. Ve biz hep kendimizi şöyle görüyoruz yani. Dünyada bir tek gelişmekte olan ülke biz varız. Ve bu para mutlaka bize gelecek gibi bir halimiz var. Yani. Öyle de bir şey yok. Yanlış hatırlamıyorsam söyleyeyim. 2 günde CDS primindeki yükseliş yaklaşık 200 puan ya. Tabii Yani çok %5. yuvarlayarak söylüyorum. 300'den 500'e geldi. 500'e geldi. Senin yurt dışı piyasadaki borçlanma maliyetin sabah kapıdan içeri girip selamun aleyküm dediğinde dolar bazında ya da euro bazında yıllık %2 arttı. Nerede arttı? 20 trilyon dolarlık eksi faizi tahvilin olduğu yerde sen 2 puan daha fazla vermeye razı oldun. Maalesef. Dolayısıyla yani bak benim de önümde açık. Arkadaşlar şey yapıyorlar. Seyit Bey kardeşim hemen mesela dağıttıklarında parasal genişlemeden enflasyon artmaz mı? Kim açısından soruyor? Merkez Bank. Merkez Bank neyi Neyi dağıtıyor ya? dağıtıyor ki dağıttıklarında? O zaman yine faizi aşan enflasyona geçeceğiz. Doları nasıl baskılayacaklar? Bir şey dağıtacak para yok ki Merkez Ya Bankası'nda. gerçekten bu faiz ve döviz muhabbetinden çok sıkıldım. Bu ikisi ya ülkenin ekonomisinin çıkışı ne faizde ne dövizde arkadaşlar. Ama bu ülkenin bu illa kuru tutacağım diye bu faiz şeyinden de bir çıkması lazım. Evet. Ama sen ülke kalıcı şey sağlayamadığın için döviz girdisi sağlayamadığın için yani ben geçen gün gazete pencereye yazdım yazı da yazdım. Bundan önceki dönemde faiz arttır kur düşsün muhabbetinden son toplantıdaki ortaya çıkan sonuç benim için şu faizi arttır ki kur yükselmesine geçildi. Şimdi niye yapıyor onu? Yani herhalde bu insanlar hesap kitap yapmadan yapmıyorlar bunu değil mi? Diyor ki işte şey var Amerikan 10 yıllıkları artıyor. Dünyada bütün emtia fiyatları artıyor. Dolayısıyla ithalat maliyeti artacak. Zaten 100 dolarlık mal olmuş 120 dolar. Ben de kuru buralarda tutamazsam giderse 7'den yuvarlayarak söylüyorum. 7'den 8'e hem ürünün fiyatı dolar bazında artmış hem içeride kur artmış. İşte 700 lira vererek alacağım şeyi kaç para olursa 960 liraya alabilecek noktaya geleceğim. Bunun üretim maliyetine bir şey olacak. Baskısı olacak.
bu üretim maliyeti dönecek, enflasyona vuracak. Bari enflasyon yükselmeden ben burada 200 puan arttırayım ki şeyin önüne geçeyim. En azından ithalat fiyatlarını biraz daha baskılayabilirim ama yani bu her seferinde kur yükseldi, faiz artsın. Kur yükselmesi, faiz artsın. Ya sen şu sorunun nereden olduğunu bir anla kardeşim artık yani. Bak bugün karar var. Kimse konuşuyor mu? İngiltere Haziran sonuna kadar vatandaşlarına yurt dışında tatil yasağı getirdi. Ne oldu? Bu yılki turizmde turizm gelirlerin azaldı. Peki yabancı takası yüzde kaça kadar düşer demiş bir izleyicimiz. Arkadaşlar ne önemi var Allah aşkına? Yani 32'ye kadar düşse ne olacak? 37'ye kadar düşse ne olacak? Size anlatmaya çalıştığım şey şu. Yabancının ciddi bir güven problemi doğdu burada. Evet. Ve adamlar paralarını alıp çıkmak istiyorlar. Sen bu kadar. Peki. Can Bey kardeşimiz demiş ki Mert Bey'in hep ucuz dediği banka hisseleri büyük ihtimal yarın da üçüncü tabanı yapacak. Bu saatten sonra bedava da olsa banka alınır mı yoksa onun da güveni kırıldı mı? Bir bedava olan her şey alınır zaten de. Evet düşükken alacaksın. Tabii biz Hakan Yılmaz'dan öğrendik bu işleri. Bedava bulduğunu alacaksın bir kere. Bir de şey yazmış. İncindik yazmış bir arkadaşımız. ya arkadaşlar şunu söyleyeyim. Türkiye bundan daha kötülerini gördü. İnşallah bundan daha kötülerini görmez. Yani enseyi karartmaya gerek yok ama hepimiz gerginiz. Hepimiz sinirlendik, yıprandık. Ben meslek hayatım boyunca benim müşterim para kaybettiğinde ben kendim para kaybettiği kadar üzülürüm yani. Bugün şirkette herkesin suratı bir karış. İşte maalesef reysel satışlar var. Kredili pozisyonların kapatılması var. İnsanların ellerindeki hisse senetleri düşmüş. Yani. Herkes böyle üzgün geziyor. Hep anlattık ya yani. Önce müşteri yaşayacak ki sonra aracı kurumları yaşayabilir. Bir de böyle kavram kargaşası yaşamış. Devalüasyon olur mu demiş bir arkadaşımız. Devalüasyon oldu zaten. Bunun adı devalüasyon yani. Arkadaşlar serbest kur sisteminin olduğu yere devalüasyon olmaz. Yani şu yapılan yani sabit kurda devalüasyon olur. Para birimde değer kaybolur. Evet. Peki sektörel bazda baktığımız zaman bankacılığı konuştuk. Mesela enerji piyasaları çok fazla geliyor. Özellikle işte sen ses isimleri vermeden söyleyebilir misin mesela bu konuda? Borsayı bir tamamlayalım sonra altına geçelim. Abicim borsayı falan bence tamamlamayalım. Ya bugünden bir şey konuşmak gerçekten çok zor. Yani yarının ne olacağını bilmiyorsun. Kabine açıklanacak deniyor. Şu kabineyi bir görelim. Orada verecek mesajları bir görelim. Yoksa yani 1550'lerde ya burası ucuz aslında fena değil dediğimiz yer. Geldiğin yer bunun 2000 puan altı. O gün ucuz dediğin şey bugün zaten daha ucuz dolayısıyla. Hani o gün gözüne kestirdiğin ya bu hisse fena değil alınabilir dediğin. Biraz bilançosuna baktığın, nakit akışına baktığın, çarpanına baktığın. Kağıt hisse bugün daha ucuz. Dolayısıyla şeye gerek yok ama bir nerede duracağımızı, bir nerede dengeleneceğimizi duralım. Yani borsayla ilgili şunu söyleyeyim. Bence 1444 aşılmalı. Evet. Ve hatta bence o hep meşhur 50 günlük hareketli ortalama altına gelmediği sürece sorun yok dediğim yer bugün itibariyle 1526. 1526'nın üstüne çıkmadığı sürece burası bence tepki alımıdır. Mert Yılmaz olarak söylüyorum. Kalıcı mal almam burada. Ha, fırsat buluyorum alırım. Sabah düştü %10 al toparladı %3-5 buldum sat geri geldi. Yani bu şimdi insanlar baktığında işte diyor ki 0.50 artı 0.60 eksi falan. Ya gün içinde izlesen hakikaten yani pozisyonun falan varsa insan sabrı zorlar tansiyonu falan çıkar yani. Ben o garanti bankasının kaç kere tabanını çözülüp kaç kere tekrar dönüp taban olduğunu hatırlamıyorum. Benim saydığım 5 oldu. Mutlaka vardır ya toplantıda falan yakalandı.